Şöyle tam beni polimorf yapacakken girdim. Selamlar top lane sevenler, selamlar Volibear sevenler. Volibear sorun sonunun yeni bölümünde sizlerleyim. Karşımızda Yone var. Volibear'la 15 oyun üst üste kazandık. Toplamda 24 oyun üst üste kazandık. Şöyle de bir göstereyim. Bakın efendim. İniyoruz iniyoruz, bitmiyor. O kadar çok oyun kazanmışız ki. Bitmiyor, bitmiyor. Bu ne böyle? Açıp hesaba kendinize bakabilirsiniz. Bu seriyi ilk defa izliyorsanız sizleri düşük eladan çıkarmak için uğraşıyorum. Taktikler veriyorum. Aynısını benzerini yapıp sizler de çıkabilirsiniz. Anlamadığınız bir şey olursa kesinlikle yorumlarda bana sorun. Oo, Yone geldi buraya. Şimdi yaptığımız taktiğin adı Cheese. Şöyle bir tane vuruyorsun, W atıyorsun. Sonra vurmaya devam ediyorsun. Gelmek istemiyor gibi. Her türlü gelecektir buraya. Lan Ivorn bizim Red'i çalmış. Abi olaya bak. Red'in gitti. Benim de flash'ım gitti. Tümden zarardayız burada. Böyle full agresif oynayacağım. O da full kaçıyor. Maalesef kesemedik ama birazdan halledeceğim. Minyonların tamamını aldık. Ivorn sanırım mavisi falan işaretleyip aşağı doğru ilerleyecektir. Biz de şöyle bir gidelim. Bu şekilde minyonların hepsine esir alıyorsunuz. Ivorn şu kenardan skill atabilir. Güzelce hallettik burayı. Buradan hasar yemesem harika olacaktı. Bir wave daha atabiliriz sanki. Lan ölmeyeyim. Tamam, sıkıntı yok. Olur böyle. 9 milyon 17 milyon. Harika. Burada bakın aynı zamanda Ivorn'u topside'e çekmiş oldum. Yani botlane'imiz rahat rahat farm yapabiliyor. Öncelikle bunu anlamanız lazım. Siz rakip ormancıyı tapa çektiğiniz için botlane'iniz daha rahat oynuyor. İkinci olay, koridor her zaman size doğru geliyor öldüğünüzde. Bakın koridor bizde. Halen minyonda üstünüm. Şimdi burayı da alacağım. Daha da üstün olacağım minyonda. Daha önce 6 level olup kazanacağız. Şöyle bir minyonları ittireceğim ama ya Yone de bozuk karakter açıkçası. Yeni çıkan karakterlerin hepsi bozuk oluyor biliyorsunuz. Yone de onlardan birisi. Şöyle bir indirsem. Güzel. Her zaman ayakkabınızı alın. 850 paranız varsa infilak DNA'yı alın. Bu da önemli bir detaydır. Oyun başında böyle 3 defa falan ölürsünüz. Daha sonrasında halledersiniz rakibi. Bu her zaman olabilen bir şey. Bak son gaz ittirdim. Şimdi hemen rakip kulenin altına doğru gidiyoruz. Umarım Yone'yi yolda yakalayabilirim. Şöyle bir minyonları aldım. Yone'nin üzerine oynadık. Tekrar dönecek buraya zaten. Minyonları dövelim. Gırt ısırdım. O neydi öyle? Deminden şimdiye geldi adam. 13 milyona 37 milyon. Milyonları tekrardan geldiğini de gördük. Şöyle bir tanesini işaretledim. Sonrasına kenara doğru çektim. Kesiyorum. Bakın o bir tane işaretlediğime vuruyorum ki 6 level olacağız şimdi. Olduk da. Ah be. Hırt. Ya işte Yone bu kadar OP olmasa, şu rün yüzünden böyle şıkır şıkır hasar atıyor. Başka bir karakter olsa çok rahat kesersiniz. En azından Vlad'ı kestik. Şurayı bir al kardeşim artık. Bakın adam lane ittirmiyordu. Yönlendirdim. Kule altına aldı bedavadan. Üzerine Vladimir'e bir sürü milyon kaçırttı. Vlad'dan daha önce altı olacak. Böyle bir katkımız da oldu. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak oynayın bu oyunu. Şimdi geldim. Tekrardan koridor bana doğru geldi. Her zaman bana doğru geliyor. Bakın koridoru manipüle ediyorum. Minyonu da aldım. Maalesef diğerini alamadık. Devam edelim. Son gaz pushlayacağım. Şu eşyayı aldıysanız sınırsız iyileşiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yakut kristalim de var. Bu videoda bayağı öğretici yaptım bu arada, onu fark ettim. Normalde böyle eğlenceli bir şekilde anlatıyordum ama şu an güzelinden bir öğretici video patladı size. Şöyle bir girsek. Minyonları kenara alıyorum. Minyonları böyle yavaş yavaş çekin.
Bir rakip ormana bakalım. Sanırım almış burayı Ivern. Yine rakip ormancıyı bir üzerime çekmeyi deneyeceğim. Yöne geliyor gördüğünüz gibi. Rakip ormancı da geldi. İkisini de dojladım. Burada birazcık da sizin yetenekli olmanız lazım açıkçası. Çalıyı kullanmam lazım. Bakın Ivern'ü de oyalıyorum. Yone'yi de kesiyorum. Ne kadar iyi oynuyoruz burada. Bizimkilerin de artık bir iş yapması lazım. Burada Yone'yi keseceğim ama doğru zamanı bekliyorum. Şöyle bir ulti attım. Bir taneye bıraktık. Bay bay. Bu taktik gerçekten harika. Kesinlikle deneyin ya. Yani ben bakın 15 oyun Volibear'la kazandıysam üst üste boşa kazanmamışımdır. Bir bildiğim var ki sizlere oynayın diyorum. Devam edelim. Bir rakip ormana bakacağım ben buradan. Sanırım Ivern'ın mavisi çıktı. Burada ölme ihtimalimiz çok yüksek. Risk alıyoruz. Çünkü hem manam yok. Totem de geldi. Vlad da gelmiş zaten. Vlad'ı bir işaretlemek istiyorum ama. Güzel. Ya 3 kişi sürekli bizde. Yine şu adamın kuleyi alması lazım. Phase atalım. Hemen geliyorum. 40 milyona 76 milyon. Bakın GP'de ekstradan altın alıyor. Yone maalesef 2 tane kule altını aldı burada. Warby'e bana gelme kardeşim dedim. Bota git dedim. Ejderleri falan alırsa harika olur. Ayakkabı olarak bir tane atiklik çizmesi aldık. Son gaz devam ediyoruz. Orada işte biraz şımardığımız için maalesef kule altınlarını verdik. Gidip vade almayı deneyeceğim. Oo, scuttle da var, harika. Şöyle E'mizi de atalım. Kenara doğru çektim. Gözü neden kapandı acaba? Bu bana lazım. Topu yaracağım. Bitecek oyun yazalım. Biraz inandıralım adamı. Bitiremeyecek olsam bile öyle yazmam lazım. Ben vuramıyorum. Güzel aldık bunu. Daha dakika 10'dayız. İlk kule mi bu? Bakın GP bedavadan ilk kule falan alıyor. Sürekli Ivern'ın üzerime çektiğim için. Daha önce Ivern buradaydı. Belki fark etmemişsinizdir ama Q falan attı. Rastgele ittirdim koridoru. 99 100 milyonuz. Vadiyi de şöyle bir açalım. Vadi buraya tek atacak. Sıkıntı yok. Vuralım adama. Ulti. Bak Warwick'i çalarsan bunu üzerim seni. Git al hadi. altın almayı deneyeceğim. Ivern beni kesebilir. Bakın bot lane'imizde kazanıyor Ivern gank atmadığı için. Geldim. Şurayı pingleyelim. Ejderi alsın. 111 milyon, 3-2-1, 10 leveliz, 2 level diff attık yine klasik bir şekilde. Ejderi tekrardan pingledim. Birazdan sizlerleyim. Sürekli pingledim ormancımız ejderi alsın diye, sonunda da alıyor. Bakın pingler, yazılar, bunların hepsi LoL'de işe yarıyor. Sadece takım arkadaşınızla küfürleşmeyin. Yani küfür ediyorsa mute'layın. Yazmaya devam edin şunu yap bunu yap diye. Geldim midden de kule altına alacağım. Biraz Warwick orada yalnız kaldı ama yapabileceğim hiçbir şey yok. 3 kişiyi kesemem şu an. Ama kuleyi alabilirim. Bakın bedavadan buradan da kule altına alacağız. Harika oldu bu. Evet takımı biraz kendi haline bıraktık ama yapabileceğim hiçbir şey yok. 410 altın aldım. Şimdi yardıma gidiyorum ve şimdi halledeceğiz orayı. Yone de gelmiş. Hoş gelmiş.
Şöyle bir E bıraktım. Öldü. Jinx'i de öldüreceğim. Kırt. Flash W. 11 level olduk. Hemen geldim abi ejderi. Ejderi de alalım. Zırh ve büyü direnci vereceği için kondisyon rünüyle harika olacak bu. Çarpını pingleyelim adamın. Bak çarpım var çaldırma mabında. Harika. Bot lane iniyorum. Şu kule altınları gitseydi hemen bir. Az kaldı. Onu almasın yani. Zınk. Vallahi tuttu. Bu da tutar mı? O da öldü. Aa o da öldü. Oradan da kule alıyoruz. Tüm takıma yardım eden Volibear misali. Salın tapa gidin dedim. Şöyle E'mizi attık. Son gaz devam ediyoruz. Şurayı bir pusacağım birazdan. Ultim yok ama. Şuraya pusalım hadi. Totem varmış burada da. Kafasına düşürdüm yıldırımı. Bir base atalım sonra devam edelim. Ben birazcık şımarıyor gibi hissediyorum. Eşyamızı bitirelim sonra daha kolay keseceğiz zaten. Bakın top lane'den oyuna nasıl etki ettiğimi gördünüz. Sizler de böyle oynayarak etki edebilirsiniz. Jinx burada at tuzağını kardeşim. Sen zaten para vermiyorsun. Bitkinlik mi attı? Engellenemez olduğum için bitkinlik sayılmadı. Sağ tıka bıraktım ve öldürdüm. Şuraya bir E bırakalım. O halleder zaten. Boom. Bu kule de 600 altın veriyor. Bakın bu kuleyle şu kuleyi aldığınızda 1200 altın geliyor. Yani 4 skor altın ediyor. Bunu kesinlikle yapmanız lazım. Şöyle minyonları temizliyorum. Bu kuleyi de alıyorum. Tak tak tak. Bu 3 milyon her türlü bize yetecek. Hepsi 2'şer hit alıyor. 2'şer kit ne ya? Hit alıyor. Güzel. Sen ne yapıyorsun? Vay vay. Güzel dojladı. Helali var. Golemleri aldım. İlerliyorum. Dakikayla eşit farm yapmaya çalışacağım yine. Yıldırımlarımız sekiyor. Bakın her türlü rakipten üstün olmaya çalışın. Böyle levelde, altında, her şeyde. Bu, ne oluyor lan? Niye bana döndü kule? İtemden dolayı sanırım. Ya şöyle can çalanlar var diye dedim bir çivili alayım. Farklı bir build yapalım. Burada Jinx'i bekleyeceğim. W atabilir. O yüzden bu uçta bekleyebilirsiniz böyle. Hatta şöyle tam böyle çapraza girin. W ucunu atacaktır. Mid'de mi? Mid'de de değil. O yüzden ittirelim hadi. Aa şu an mid'e gitti. Geldim. Buradan da kule açacağım. Takım savaşsın. Bir şey olmaz. 4 kişiyi burada görüyoruz. Yani Yone gelebilir. Ben de burayı yumrukluyorum şu an. Şöyle bir E attım. Yone savaşmak isterse büyük bir hata yapar. Kaç tane eşyamız var. Bizi hafife alamaz. Burayı yıkıp sonra tapa gideceğim bu arada. Aklınızda bulunsun. Ya da adamlar gelmezse bir tane daha kule alabiliriz. Şöyle bir geldim. Jinx geldi buraya da. Zorlamanın bir anlamı yok. Pasif yenileyelim. Şimdi onlar zorladığı için ben de zorlayacağım. Bayılttım. Tuzak atacağını biliyorum mesela. İlk E'yi atıyorum böyle, tamam mı? Hani böyle yürüyorum böyle. Mesela şöyle göstereyim size. Yürüyorum. E'yi atıyorum. Adam da ileri doğru attığımı sanıyor. Sonra kafasına düşüp yavaş atıyor. Sonra ultiyle atlıyorum. O da tuzak atıyor. Tuzağa hiçbir işe yaramıyor tabii. Şöyle ejderi pingleyelim. Bak yine E'yi çok güzel attık. Olay aslında E'yi güzel atmadı. Hani rakibin nereye gideceğini saniyeler içinde düşünmeniz lazım. Şöyle bir daha pingliyorum. Adama halen 2 level fark atmış biçimdeyim.
Tekrar rakip ormandayım. Bakın hemen red buff'larını alıyorum buradan. Dakika ile eşit farmımız var. Görüyorsunuz 193 dakika 13 30 falandı. Halen eşit. Bu inanılmaz iyi oynadığınızı gösterir. Bakın dakikadan daha fazla farmım var. Base atıp eşya bitireceğim. Sonrasında solodan oyunu bitireceğiz. Şöyle golemleri de aldım. Bir base atıp çivili zırhımı bitireceğim. Sonrasında devam edeceğim. Zaten son push'umuz olacak büyük ihtimalle. Bizim takım bensiz pek bir şey yapamıyor. Öldüler. Klasik Yone. Warwick Baron'a gel dedim. Şöyle başladık. Zaten rakibin koridorları itili olduğu için hiçbir türlü buraya gelemeyecekler. Warwick de akıllı adammış bak. Totem bıraktı oraya. Belki Jinx ultisi olabilir. Jinx R dikkat et yazayım. Ama birisi geldi. Kankam keşke ona girmeseydim be. Az kalsın Baron gidiyordu. Böyle bir onu da bayılttım. Topa geçiyorum bana. Gelmeyin sakın. Eşya çalışmaz yazayım. 15 leveliz. Bakın Lulu'ya 5 level fark atmışım. Ya kelimeleri toplayamıyorum yani. Bu Volibear'ı oynayın oynatın. Bedavadan lig atlayın nerf yemeden. Burayı da ittiriyorum. Tam bir düşük elo canavarı bak. Karşıdaki Yone 3 level fark attım. Geldim yumrukluyorum burayı. Şöyle tam beni polimorf yapacakken girdim. Bir CC'den çıkabilsem. 4.40 saniye CC yemişiz. CC'den çıksam zaten içlerinden geçecektim. 5 şah daha satın alabiliyorum. Son olarak da Zonya aldım. Build'imiz bu şekilde. Dakika 22'de full build olan Volibear oynat bakalım. Bizimkiler oyunu bitiriyor. Karşıdaki Yone Smurfs'in diye ağlıyor. Oyunu başlamadan adamın flash'ını aldık yazdı Ivern. Bakalım ne olacak. Lan ben de geleyim. Ben de geleyim. Bitirme işte. Warwick. Warwick. Böyle bitmemeli. Arkadaşlar oyunun sonuna geldik. Son teamfight'ta bir şeyler yaptım. Sonrasında da oyunu bitirdik. Gelin hadi hasar tablosuna falan bakalım. Neler yapmışız görelim. Artı 16 RP geldi. Volibear ile SART'ı kazandık klasik bir şekilde. 14-3-2, 25.000, neredeyse 26.000 hasar atmışız. Kastığımız altına bakar mısınız? 16.000 altın kasmışız neredeyse. Dakika başı 666 altın kasmışız. Şöyle hasar tablosunu göstereyim. Böyle de kulelere vurulan hasarı göstereyim. Kocaman bir gökdelen dikmişiz. Üst üste 16. win'imizi aldık voley ile. Toplamda da 26. win'imizi aldık. Win almaya devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Tavuk açar. Bye bye.